Bring the action. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ekipmanlarımdan bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz arka planda ekipmanlarım var. Hepsini tek tek gelip göstereceğim ve de özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle bir yerde yayın yapıyorum ama detaylı bir şekilde kameraya alıp en sonunda göstereceğim her şeyi. Merak etmeyin. Bu tarafta yatıyorum arkadaşlar. Ben üstüne Galatasaraylıyım. Beşiktaşlı olan kardeşim. Onu söyleyeyim. Hemen direkt ekipmanlara geçmek istiyorum. En çok merak ettiğiniz şey şu ekipmanlarım çünkülük. Hiç oyalamadan direkt ilk başta kulaklıktan başlamak istiyorum arkadaşlar. Kulaklığım Razer'ın şey kulaklığı 7.0 mıydı? Öyle bir şeydi. Ben açıklama kısmının hepsinin linkini koyarım arkadaşlar. Bunu Ethiopia'dan aldım. Gayet güzel bir kulaklık. Harici bir mikrofonu var. Böyle çıkıyor, takılıyor. Güzel bir mikrofon bence. Onun dışında rahatlığı konusunda bence çok rahat ama yani çok uzun kullanınca kulaklarınız gene pişiyor yani. Isınıyor. Çok böyle kaşıntı falan yapıyor. Her kulaklıkta var. Onu söyleyeyim genel olarak. Onun dışında rahatlığı güzel, yumuşak yani. Böyle kaliteli bir şey yapmışlar. Hem de fiyat açısından uygun, o kadar pahalı bir kulaklık değil. Onun dışında USB girişi var, gayet güzel. Umarım görüyorsunuzdur, kamera açısını bilmiyorum tam olarak. Şöyle biraz geriden göstereyim. Bu şekilde bir kulaklığım var. Bu arada USB takınca burada yeşil ışıklar yanıyor. Kullananlar biliyordur, burada böyle logosu falan yanıyor. Felaket güzel. Zaten gayet güzel bir kulaklık. Hemen direkt mouse'uma gitmek istiyorum. Mouse'umu da çok merak ediyordunuz. A90 demiştim 2-3 kardeşime. Daha bir mouse'un ne mouse'un ne mouse'un ne. Arkadaşlar, mouse olarak Bloody A90'ı kullanıyorum. Kendisinden memnunum. Şu tarafları kovuççuk arkadaşlar. Yani şey, eli böyle tutuyorsun, kavruyorsun. Hani nasıl diyeyim size, böyle şey değil. Düz değil, anladınız siz. Zaten görüntüde gözüküyordur. Bunları da kovuççuk arkadaşlar. Şeyli yani. Ele oturuyor. Çok güzel oturuyor. Mouse çok güzel. Makrosu yok arkadaşlar. Dediğim gibi şurada DPI değiştirme seçenekleri var. Renk falan var. Orta tuş işte bunlar. Bir de bu da medyada mesela Google'a girdiniz arkadaşlar. Google'da geri çıkmak için şunu falan kullanıyorsunuz. Ben öyle ayarladım. Onun dışında böyle bir kulaklığım var. Şey, mouse'um var. Bloody A90. Şöyle göstereyim. Bloody A9. Bunun da linkini açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Almak isteyen varsa alabilirler. Ben memnunum şahsen. Daha iyisini bulabilir misiniz? Onu bilemem ama ben memnunum şahsen. Değiştirmeyi düşünüyor muyum? İleride belki değiştiririm. Hemen mousepad'e geçmek istiyorum. Mousepad'de arkadaşlar, Rampage'in mousepad'ini kullanıyorum. Biraz büyük. Çünkü ben düşük DPI oynuyorum. Aslında biraz daha büyük olsa daha iyi olacak. Rampage'in kullanıyorum. Şöyle göstereyim Rampage için. Yani önemli olan resim değil benim için. Benim için şeylisi olması lazım. Böyle kaygan olması lazım. Bir de büyük olması lazım. Çünkü ben çok düşük DPI'lerle kullanıyorum. 400 DPI'de oynuyorum. Oyunda da düşük DPI olduğu için mouse'u böyle çevirmem lazım. Sürekli böyle yapmam lazım. Ben yüksek DPI'de oynamaya alışmadım. Onun için böyle bir mousepad tercih ettim. Biraz daha büyüğünü alabilir miyiz ileride? Onu düşünüyorum. Onun dışında hemen klavyeme geliyorum arkadaşlar. Klavyemde Bloody'nin setiydi zaten. Set şeklinde almıştım. Bloody ile beraber satılıyordu. Gene bu da Bloody, Bloody'nin klavyesi. Bloody'nin ne modeliymiş bu? B210 modeliymiş. Bloody'nin B210 modeli. Şurada şöyle bir tane eklenti geliyor arkadaşlar. Bileğiniz rahat bir şekilde dursun diye. Bence çok güzel bir şey. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim klavyeyi. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir klavye. Bence gayet güzel. Altta şeyleri var işte dediğim gibi. Şunlardan var. Şu kapatma açma şeyleri. Bunlar güzel. Bunu isterseniz takıyorsunuz, isterseniz takmıyorsunuz. Şurada vidası var. Umarım çıkıyordur kameraya fazla. Şu an açıyı hiç bilmiyorum. İnanın ki hiç bilmiyorum açı. Gayet güzel bir klavye. Beni götürüyor. Yani ikisini bir almıştım zaten. Yani çok da memnunum. Klavye o kadar önemli değil. Mouse da mousepad çok önemli arkadaşlar oyunlarda. Ama klavye, mekanik klavye alacağım arkadaşlar. Çünkü tepkime süresi denilen bir şey var. Daha hareketli oynayabiliyorsunuz. Ama şu anlık gerek yok. Yani şu an beni götürüyor yani. Allah'a şükür iyi. Onun dışında en son kasama geçeceğim arkadaşlar. Kasa özelliklerini en son göstereceğim.
Onun dışında monitörüm bu. İki tane şey var aslında. Kitaplar var. Kitaplarla biraz üste koyuyorum ki boynum böyle aşağı doğru bakmak istemem. Bu şekilde ense yani yük biniyor. Yoruluyor ense. Ben onun için biraz yükselttim böyle. Karşıya bakar gibi oynuyorum. Alışmak lazım. Önceden hep böyle oynuyordu. Burayı ağrıdığını hissettim. Dedim ki biraz yükseltmem lazım. Yükselttim en sonunda biraz daha rahat dik oturuyorum en azından. Daha rahat bir şekilde monitöre bakıyorum. Ben de siz de öyle oturun yani. Çünkü böyle oturmakla şöyle oturmakla kötü oluyor. Öyle daha iyi oynuyorsun ama zararlı. Vücuda zarar. LG'nin bir monitörünü kullanıyorum arkadaşlar. Güzel bir monitör. Sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Bunu indirimdeyken almıştık ya. Bunun fiyatı 690 da hatırlamıyordum. Bu bayağı indirim. %18 KDV indirimi vardı bunda. Direkt bunu aldım. Onun dışında gene HDMI girişi var. Sonra DVI girişi var. Bir de VGA mı girişi? Yok. Sub-in girişi diyor herhalde. VGA da olabilir. Bilemeyeceğim. Böyle bir monitörüm var LG'nin. Gayet güzel bir monitör. Şöyle göstereyim. Zaten neyine bakacaksınız ki? Monitördür. 60 Hz monitörü. 75'e kadar destekliyor yani 1024'de 768'de. Onun dışında en çok merak ettiğiniz şey. Kasamı çok merak ediyorsun. Abi kasa özellikleri ne? Kasam nasıl? İçi nasıl? Arkadaşlar ben kasamı Vatan Computer'dan topladım. Vatan'dan topladım. Gayet güzel bir kasa topladık. Onun dışında kasamın içindeki özellikleri söyleyeyim. 1050 Ti kullanılıyor. 8 GB RAM'im var. 1 TB hard diskim var. İşlemcim Intel i7 7500 müydü? Öyle bir şeydi işte. Tam hatırlamıyorum. Ama ben hepsini açıklama kısmına linkini bırakırım. Kasa özellikleri, ekipman özellikleri diye. Hepsini linki aşağıda olur mutlaka. Bakın almak isteyen kardeşlerim alabilir. Şöyle kasayı şöyle göstereyim. Kasam bu arkadaşlar. Neden böyle bir model seçtin abi? Kötü kasa. Arkadaşlar daha ucuzdu. Ben bunu aldım. Anladınız mı? Kasa dedim ki görüntü dedim. İçini görsem de ne olacak? Görmesem ne olacak? Görüntü için. Ama camlı kasa alacaktım normalde. Niye? İçine toz biriktiği zaman en azından açarım. Tozları temizlerim diye. Bu şekilde bir kasam var. İçini de açacağım birazdan. Şöyle arka tarafı güzel gayet de. Burası tozlanmış yani. Silmedim bir aydır. Biraz tozlanmış. Bunu silerim ben şimdi videodan sonra. Şöyle göstereyim. Kamera açısına belki girmiyor ya da giriyor. Bilmiyorum artık. Razer'ın logolarını falan yapıştırdım. Böyle bir kasam var. Gayet güzel. Yani kasayı ben şey dedi oradaki adam. Dedi ki ben dedim camlı kasa alacağım dedim. Niye camlı kasa dedim. Dedim içini göreyim dedim. Daha ferah bir kasa alacaktım. Daha güzel böyle fanlı olan bir kasa alacaktım. O zaman daha fazla fiyatı. Ben de dedim o zaman bütçem bu kadardı. Maalesef bu kasayı aldım. Sistemimi güncelleştireceğim arkadaşlar. Güncel sistem topladığım zaman onun videosunu kesinlikle çekeceğim. Bu sefer daha güzel bir sistem toplayacağıma inanıyorum. Daha güzel bir kasa buldum. Onu toplayacağım ama ne zaman toplayacağım onu belli değil. Sizin destekleriniz sayesinde toplayacağım işte bakalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Her gün beni görmüyorsunuzdur büyük ihtimal ya da görüyorsunuzdur. Her gün 18.00'da yayınımız var. Hepinizi bekliyorum yayınlara. yanlış tarafı açtık ama neyse. Bu tarafı da gösterelim. Bu tarafı da açalım. Bir saniye arkadaşlar. Burayı keselim büyük ihtimal ya da kesmem. Bilemeyeceğim artık. Video kısa olursa kesmem. Uzun olursa keselim. Evet. Kasanın içindeki merak edenler varsa kasanın içinde göstereyim dedim. Bayağı tozlanmış. Ha, bayağı tozlanmamış. Toz yok aslında da. Benim için tozlu. Mesela herkesler çok fazla toz yok ama bence tozlanmış bayağı bir ya. Evet arkadaşlar şöyle bir kasam var. İşlemcim bir dakika bir saniye. İşlemcim şurada arkadaşlar. Bayağı bir tozlanmış ha. Neyse her neyse ben bunları temizlerim. Bayağı bir tozlanmış. Sonra RAM'im burada arkadaşlar. 4 tane RAM slotum var anakartın üstünde. Burada da ekran kartım var. Gigabyte'in 1050 Ti tek fanlı. 2 fanlı olsaydı biraz daha güçlü olabilirdi ama maalesef bunu aldım arkadaşlar bütçeden dolayı. Onun dışında başka hard disk şu alt tarafta. Güç kaynağı da burada. Gayet güzel böyle toplu bir şekilde toplandı. Vatan'a teşekkür ediyorum. Güzel toplamış adam. Yani kablolar arkadan geçiyor. Veri akışı çok iyi. Ben burayı bir hava tuttum mu hemen temizleniyor yani. Sıcak hava tutmayın arkadaşlar kasanızı temizlerken. Cici olabilir. Ben soğuk havayla temizliyorum her zaman için.
Burada da kabloların geçtiğini görebiliyorsunuz. Anakartı görüyorsunuz. Burada güç kaynağı var işte. Böyle bir kasam arkadaşlar. Ekipmanlarım bu kadar. Yani o kadar güçlü bir sistemim yok. Umarım ileride daha güçlü bir sistem toplayıp daha güzel videolar çekmek isterim. Daha güzel yayınlar yapmak isterim. Facecam alacağım arkadaşlar. Koltuk alacağım. Şimdi burayı göstereceğim tekrardan da sadece şunu söylerim size arkadaşlar. Çok güçlü bir şeyim yok, kasam yok ama beni Zula'da falan bir sürü oyun oynatabiliyor. CSGO'yu yayın yapabilir miyim? Yaparım ama 120 FPS, 110 FPS, 95 FPS. Bilgisayar yorulur ama biraz daha güçlü olduğu zaman, işlemcim biraz güçlü olsa ya da ekran kartım ikisi bir güçlü olsa, çünkü işlemci yiyor. Canlı yayında işlemci çok şey yapıyor. CSGO'da işlemci bazlı bir oyun. Maalesef ki CSGO yayını yapamıyorum ya da PUBG Mobile. PUBG Mobile'de ummadık bir kasmalar oluyor. Yayın yapıyorum, yayında hiçbir kasma yok. Bendeki kasmayı anlatamam size. Yoksa oynuyorum. Bak adam öldürüyorum. 6 kişi vurmuşum. Tamam, bot değil ha. 4 takım vurdum. 1-2 tane bot vurmuş olabilirim. Ben 4 takım, 1 takımı vurdum. Tamam, 4'ü geldi öldü. Ben diyorum gene kasıyor diyorum, anladın mı? Az kasma var. Çünkü kasma olmasa ben PUBG Mobile yayını videoları da çekerim. Umarım ileride daha güzel oyunlarda, daha güzel videolarda olacak. Yani sistemi güncelleştirdikten sonra. Onun dışında başka... Direkt kamerayı alayım. Bu arada şöyle bir titretmeden alayım. Umarım titretmiyordur. Evet, ben şu sol tarafta yatıyorum. Galatasaray falan işte. Böyle duvarda şey var. Şöyle 3 tane aparatla astım. Bantladım kenarlarını ki dümdüz görüntü olsun. Ama gene videolarda kenarlarda böyle grilik gibi bir şey oluyor. Her neyse. Böyle bir yerde yayın yapıyorum. Şöyle göstereyim. Burada sandalyem var işte. Uyuduğum yer işte öyle. Bu da bak işte 3 tane kitap koyuyorum arkadaşlar ki tam boyun hizama gelsin. Az bir şey altta kalıyor ama o kadar etkilemiyor. Biraz daha yükseltilebilir ama gerek duymadım. Bu arada arkadaşlar, abi trim kamerayı nereye bağlıyorsun arkadaşlar? Bu kuş şeysi, tamam mı? Bak şu. Gördüğünüz şey kuş. Buraya kuş asılıyor, şuraya. Arkadaşlar burası şurası ha. Böyle kamerayı tutmak da zor oluyor. Arkadaşlar buraya kuş şeysi asılıyor. Bilenler bilir. Buraya kuş şeysi asılıyor. Neydi ya? Hani anladınız. İsmini aklıma geldi. Kuş yuvası gibi şey asılıyor şu ucuna. Asıldıktan sonra kuş burada duruyor işte. Şöyle odak gitti. Sorry. Kamerada kendim tutuyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle etrafa falan dönüyor işte. Ne bileyim. Şurası çıkıyor. Ya değişik bir şey. Bunu nerede buldum derseniz. Bizim eskiden çok hayvan beslediğimiz için kuş, köpek, bir sürü şeyimiz vardı. Bunu da arka tarafta Bodrum'da buldum işte. Bence benim işimi görüyor gayet. Buraya trimpotumu takıyorum. Şu an elimde trimpot. Telefonu tuttuğum için. Daha düzenli bir görüntü olsun diye. Böyle internetim burada. Kablo netin interneti. Öneriyorum arkadaşlar, bakın. Şunu söyleyeyim size. Şu an beni yayınları yaptığım internet bu. Ama altyapınızın olması gerekiyor. Genel olarak çoğu yerde altyapı var diye biliyorum. İnternetim kötü diyorsanız arkadaşlar kesinlikle bir araştırın. Mesela babanıza söyleyin ya da büyük birinize söyleyin, annenize falan söyleyin ya da abinize söyleyin. Örnek veriyorum, araştırsın. Altyapınız varsa bu internete geçmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar sponsor değil ama ben şunu söylüyorum. Kullandım, çok da memnun kaldım. Hızım, indirme hızım 98'lerde. Yükleme hızım 5'lerde, yani yayında yükleme hızı olduğu için 5 benim için çok yeterli bir hız. Genel olarak zaten yayında donma vesaire drop fazla olmuyor. Hatta o hiç olmuyor. O şekilde burada otur işte monitörün falan arka tarafı gösterdik. Neyse orayı kesebilirim. Bu şekilde burada arkadaşlar ilaçlarım var işte şurada. Şu arkadaşlar bu benim günlük bozuk paralar falan var. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Şöyle şey yapayım. Buradan bozuk para ihtiyacım olduğu zaman bunu alıyorum yanıma işte. Cüzdanımı alıyorum. Burada anahtarım var. Zaten şu üçünü alıyorum dışarı çıkarken, onlar işime yarıyor. Flash bellekte programlarım var işte. Ders çalışıyorum arkadaşlar. Bakın inanın ki bakın. Bir sürü ya, ben 10 saat falan ders çalışıyordum. Ama şimdi bu aralar çalışmıyorum ya. Yani böyle isteksizlik oldu ama çalışmam gerekiyor. Üniversite sınavına işte hazırlanıyorum. Bayağı bir çalıştığım işte bir sürü. Atlatmaya gerek yok şimdi. Burada da sizin sevdiğiniz seri Doktor bu arada ışık şey kalitesi gitmesin.
Doktor Kar 98, Doktor 1 vs 1 serisini bu önlükle çekiyorum. Genel olarak burada duruyor bu. Burada da dinleniyorum arkadaşlar. Bu koltukla açılıyor. Şunun altı da açılıyor. Ya da genel olarak yatağa yatıyorum ya. Bu koltuğu fazla kullanmıyorum. Önlükle böyle dururken uzanıyorum. Sonra düzeltiyorum. O şekilde bir ekipman vlogu. Umarım beğenmişsinizdir. Oda vlogu da gelir. Arka tarafı merak edenler için. Evet. Yarın saat 18.00'da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bring the action.